Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyoloji dersinde bugünkü konumuz inorganik bileşikler gençler. Biliyorsunuz program açıklamalar kısmında yer alıyor. Bugün inorganik bileşikler, yarın hikaye türleri ve anlatım teknikleri, kümelerde işlemler pazartesi günü sizi bekliyor. Olacak açıklamalar kısmından programa ulaşabilirsiniz. Biz bir önceki dersimizde canlıların ortak özelliklerini bitirmiştik. Tüm konuları bir arada size vermiştik. Oradan gerekli olan ö evleri de yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yani canlıların ortak özelliklerinin tarama testlerinin sonuna kadar gelecektiniz. Sayfa 25'e kadar sıfırdan 9'a da çözülmemiş hiçbir kısım kalmayacak. Bugün de inorganik bileşikleri anlatacağız. Karbonhidratlara yani organik bileşiklere geçiş yapmayacağız. Organik bileşiklere geçmeyeceğimiz için sayfa 31'e kadar olan kısım sıfırdan 9'a da ödeviniz. Yine baktığımız zaman Dinamo'dan da ödevimizi söyleyelim yine organik bileşikler kısmı dediğim gibi ödeviniz olacak. Suyu anlatacağız, asitleri bazıları anlatacağız, tuzları, mineralleri anlatacağız. Yani 9 dinamodan da sayfa 23'e kadar çözmediğiniz kısmın bu videoyu seyrettikten sonra kalmamış olması gerekiyor. İnorganik bileşikler bitince tabii ki organik bileşiklere de geçiş yapacağız. O bir sonraki dersimizde hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak inorganik bileşikler neler? Canlı vücudunda bulunan temel bileşiklerimiz var. Biz bu temel bileşikleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. İnorganik bileşiklerimiz ve organik bileşiklerimiz olacak. İnorganik bileşik dediğimiz zaman canlı vücudunda sentezlenemeyen, herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşiklerden bahsediyoruz ki inorganik bileşikler kim? Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklere örnektir. Canlı vücudunda sentezlenebilenlere de organik ismini verdik. Karbonhidratlar, yağlar yani lipitler, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler ve ATP'de bizim için organik bileşikler kısmına girecek. Yıldız, yıldız, yıldız en önemli bilmem gereken şey neymiş? İnorganik bileşikleri canlı canlılar sentezleyemiyor organik bileşikleri ise canlılar sentezleyebiliyor illaki benim sentezlememe gerek yok Mesela bilmem ne vitaminini insanlar sentezleyemiyor ama bakteriler sentezleyebiliyor ama bitkiler sentezleyebiliyor O yüzden de vitaminler organik kısmında Tabii ki yer alacak inorganik bileşiklerin genel özelliklerine bakalım inorganik bileşiklere baktığımız zaman genel anlamda yapılarında karbon bulundurmuyorlar hatta birçok türünde karbon ve hidrojen atomları da birlikte bulunmuyor inorganik bileşiklere baktığımız zaman en önemli özelliğini zaten en başta ben söyledim hiçbir canlı tarafından sentezlenemezler suyu, asiti, bazı, tuzu minerali sentezleyebilen bir canlı yok doğadan biz bunları hazır olarak alıyoruz. Vücudumuzda da tabii ki pek çok işin gerçekleşmesinde inorganik bileşikler görev alıyorlar. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici görevler üstlenecekler. Biz monomer, dimer, trimer gibi kavramlar öğreneceğiz. Ne demek bunlar? Monomer kelimesinden biraz bahsedeyim. Hani latince bize rakamları öğretirler. Mono, di, tri, tetra, penta diye ilerler ya. Mono bir demek ya. Bir şey monomer yapılıysa hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebiliyor demektir. Hücrelerden meydana geliyorduk. Ortak özelliklerde söylemiştik. Her canlıda hücreler vardı. Bazı canlılar tek hücreli olabiliyordu tabii ki. Bazı canlılar da tek hücreli olabiliyordu tabii ki. Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği bu deliklere por adı veriliyor. Pordan geçebilen şeylere monomer yapılı yani küçük yapılıdır diyeceğiz. İnorganik bileşiklerin tamamı da küçük yapılı yani monomer yapılıdır. Hücre zarından doğrudan geçebilirler. Bunlar parçalanarak daha küçük birimlere ayrılamazlar. Yani sen suyu parçalayıp da hidrojen ve oksijenlerine ayıramazsın gibi düşüneceğiz. Aynı zamanda tabii ki inorganik bileşikler enerji vermez. Bir şeyin enerji verebilmesi için solunum tepkimelerinde kullanılıp ondan ATP elde edilmesi lazım. Tekrar söylemiş olayım, canlı vücudundaki inorganik bileşiklerde su, asit, baz, tuzlar ve minerallerdir, gençler. Suyla başlıyorum. Dünyanın çok büyük bir kısmı su, 3 bölü 4'ünün su olduğunu biliyoruz. İnsan vücuduna veya bizim vücudumuzdaki hücrelere baktığımız zaman da hücrelerimizin de yaklaşık 70 ila 90'ı sudan meydana geliyor. Yani su canlı vücudunda oldukça büyük bir yere sahip. Su olmazsa yaşayamayız, Mars'ta da su bulunursa orada da yaşayacağız. Su olmayan yerde hiçbir şey olmaz deyip deyip duruyoruz. Bu yuvarlak cümleleri kuruyor su hayattır diyoruz ama bizim vücudumuzda su ne yapıyor da bu kadar olmazsa olmazımız oluyor? Hemen birkaç tanesinden ben hızlıca bir bahsedeyim. Mesela benim beslendiğim zaman midemde besinleri parçalamam lazım. Midemde besinleri parçalayabilmem için de ortamda mutlaka su bulunması gerekiyor. O zaman sindirim tepkimelerini gerçekleştirebilmek için suya ihtiyacımız var. E düşün Kanım madde taşınmasını sağlıyor. Kanımın çok büyük bir kısmı su. O zaman vücudumda madde taşınabilmesi için de suya ihtiyacım var. Yazın terliyorum. Aslında terlediğim zaman vücudumdan su atmış, vücut sıcaklığımı aşağıya çekmiş oluyorum. O zaman su benim vücut sıcaklığımın ayarlanması için de gerekli. Gibi 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 çoğaltabiliriz bunları. O yüzden su bizim olmazsa olmazımızdır. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de daha sonraki konularda öğreneceğimiz organik bileşiklerin içerisinde öğreneceğimiz enzimlerimiz. Enzimler bizim vücudumuzdaki tepkimelerin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan organik maddeler. Enzimler olmazsa yaşamımıza devam edemeyiz. Enzimlerin çalışabilmesi için de ortamda mutlaka su bulunması gerekiyor. Aynı zamanda su tabii ki iyi bir çözücü. O yüzden biyolojik sistemlerdeki tepkimeler de, tabii ki sulu çözeltilerde gerçekleşiyor bitkilerin topraktan su ve mineral aldığını, böylelikle fotosentez yaparak besin ürettiğini biliyoruz. Bitkilerin topraktan o sodyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri alabilmesi için bu minerallerin tabii ki sulu çözeltiler içerisinde çözülmüş halde bulunması gerekiyor. Madde taşınmasında, metabolik atıkların seyreltilmesinde, atıkların vücudumuzdan uzaklaştırılmasında suya ihtiyacımız var. İdrarımın da çok büyük bir kısmı su. Yani atıkları uzaklaştırabilmek için de suya ihtiyacımız var. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Suyun birçok özelliği aslında yaşamı daha kolay bir hale getirmiş oluyor. Mesela su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirini tutması kohezyon kuvveti dediğimiz kuvvetin oluşmasını sağlar. Suyun böyle başka bir moleküle tutunması ise adezyon kuvveti anlamına gelecek. Aslında fizikte de bu kelimeleri göreceksiniz. Kohezyon ne demek? Aynı moleküllerin birbirini çekmesi. Adezyon da farklı moleküllerin birbirini çekmesi. Bunu suyun üstünde düşünecek olursanız. Şimdi ben size bir tane ağaç çizmiş olayım. Şurası bu bunun kökleri olsun şuralarda dalları olsun. E ne olacak toprakta su var bitki mutlaka kökleriyle suyu alacak. Kökleriyle aldığı suyu da ta en uçtaki yaprağına kadar taşıyacak. Mesela evde bir çiçeğimiz olsun evdeki çiçeğimizin yapraklarına böyle fıs fısla su sıkalım. Yaprak su ihtiyacını o üstüne sıktığımız sudan alamaz illaki topraktan alır gençler o yüzden de topraktan alınan suyun ta o bilmem kaç metrelik ağacın en üstüne kadar taşınması lazım bu suyun taşınabilmesinde de Suyun kohezyon ve adezyon kuvveti etkili. Su molekülleri birbirini çekiyorlar. Çektikleri zaman kopmaz bir zincir oluşturuyorlar. Bu kohezyon kuvveti. Su moleküllerinin ağacın böyle borularına yaptığı yapışma kuvveti yani taşınabilmek için gerçekleştirdiği o kuvvette adezyon kuvveti oluyor. Yapraklarda terleme sonucunda oluşan bir emme kuvveti, adezyon kohezyon kuvvetleri dediğimiz gibi kökten ta yapraklara kadar suyun taşınmasını sağlıyor. Aynı zamanda suyun kohezyon kuvveti sayesinde bazı canlılar da suyun üstünde yürüyebiliyor. Bazı belgesellerde görüyoruz hatta koskoca böyle kertenkeleler bile suyun üstünde fıt, 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 fıt hızlıca yürüyebiliyorlar. Suyun üstünde hızlıca yürüyebilmelerinin sebebi aslında buradaki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Bazen böyle yavaş çekimde suyun üstüne bir damla düştüğünü seyrederiz. Damla düştüğü zaman önce damlanın etrafını su böyle bir çarşaf gibi sarar sonra dibe gelir hızlı çekimde tabii ki gözümüz onu fark edemiyor ama yavaş çekimde o kohezyon kuvvetinin bir çarşaf gibi damlanın etrafını sardığını daha net bir şekilde görebiliyoruz bitti mi bitmedi su olmazsa olmazımızsa çok fazla derecede özelliği var demektir. Hayatımız için çok önemli demektir. Suyun diğer önemli özelliklerinden bir tanesi de özgül ısısının yüksek olmasıdır. Bu durum deniz ve okyanuslardaki suyun yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğumasına neden oluyor. Böylelikle de suda yaşayan canlılar sıcaklık değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmiyor. Düşünsene hava sıcaklığı aniden değişti, suyun sıcaklığı da aniden değişseydi o sıcaklığa uyum sağlamış balıklar o ortamda yaşayamazlardı. Diğer önemli özelliklerimizden bir tanesi de su donarken hacmi artar. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olur. Bu nedenle de buz yukarıda kalır, su aşağıda kalır tam tersi olsaydı yani katısı sıvısının üstünde yüzmeseydi sular dipten donmaya başlasaydı bu suda yaşayan balıkların hepsi ölürdü yukarıdan donduğu için balıklar içeride yaşamaya devam ediyorlar gençler. Su buharlaşma ısısının yüksek olmasından dolayı etkili bir soğutma sağlıyor. Karada yaşayan canlılar terleme ile artan vücut sıcaklığını da tabii ki düşürmüş oluyor. Olmazsa olmazımız bitkilerimiz tabii ki fotosentez yapıyorlar. Fotosentez tepkimelerinde de karbondioksitle suyu kullanacaklar. Fotosentezin olmazsa olmazı tabii ki ışık enerjisi olacak. Klorofil pigmenti sayesinde besin sentezini gerçekleştirecekler. Tabii ki oksijen de açığa çıkacak. Fotosentezin denklemini nasıl aklımda kolay tutabilirim? Oradan size bir ipucu vereyim. Diğer derslerde çok fazla derecede işimize yarayacağı için şimdiden de biraz söylemiş olayım aslında. Derin bir nefes çek. Aslında ne çektin? Oksijen. Oksijeni kiminle yaktın? Besinle. Besin dediğimiz şey aslında şuradaki C6H12O6 yani glikozdur. Şöyle bir Yaptığımız zamanda dışarıya ne vermiş olduk? Karbondioksit verdik, cama hohlasaydım kalp çizerdim ya. Aynı zamanda tabii ki bir de su buharı vermiş oldum. O zaman solunumun denklemi, oksijeni çekiyorum, besinle yakıyorum. Yaptığım zaman dışarıya karbondioksit ve su veriyorum. Bunun tam tersini düşünürsek de ne oluyor? Fotosentez oluyor. Yani karbondioksitle su tepkimeye giriyor. Buradan besin sentezleniyor ve oksijen açığa çıkmış oluyor. Suyu bitirdiğimize göre genel özelliklerinden bahsettiğimize göre artık asitlere ve bazlara geçebiliriz. Asitler ve bazlardan sadece bir iki tane cümle bileceğiz. Gençler çok detaylı bir şekilde asitleri ve bazları öğrenmeyeceğiz. Asit dediğimiz zaman kime asit denir? Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere asit ismini veriyoruz. Asitler de mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirecekler. Sulu çözeltilerine OH yani hidroksil iyonu veren bileşiklere baz denir. Kırmızı turnusol kağıdını da mavi mor renge çevirmiş olacaklar. Hani kodlama var ya Anneler vurdu mu kızartır, babalar vurdu mu morartır. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bazılar ise mavi mor renge çevirmiş olur. Asitleri düşündüğümüz zaman da asitlerin tatları genellikle ekşidir. Bazıların tatları da genellikle acıdır. Her asidi ve her bazı tabii ki tatmamız mümkün değil ama tatları genellikle bu şekilde oluyor. Asitlerin şöyle bir özelliği var. Asitleri inorganik bileşikler içerisinde verdik ama bizim organik özelliğe sahip asitlerimiz de var. Mesela hidroklorik asit dediğimiz bir asitimiz var. Bu inorganik asitleri örnektir. Ama laktik asit, sitrik asit gibi organik yapılı asit de var. Yine bazılara bakacak olursak sodyum hidroksit NaOH dediğimiz inorganik yapılı bir bazımız var. Aynı zamanda adenin, timin, guanin, sitozin gibi azotlu organik bazlarımız da var diyeyim gençler. Asitlerin ve bazların nasıl anlaşıldığına da bakalım. Asit veya bazik olduğuna bir maddenin pH değerine bakarak anlayabiliyoruz. pH cetveli dediğimiz bir cetvel var biliyorsunuz ki 0 ile 14 arasında rakamlardan meydana geliyor. 7 ise bunun tam orta noktası oluyor. 7 bizim için nasıl bir pH'a sahip? Nötr bir pH'a sahip. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artıyor. 7'den rakam büyüdükçe de bazlık artmış oluyor. Yani ben size desem ki pH 1 mi daha asidiktir? pH 6 mı daha asidiktir? Tabii ki cevabınız pH 1 daha asidiktir olacak. Desem ki pH 9 mu daha basiktir? pH 13 mü daha basiktir? Tabii ki cevabınız pH 13 olacaktır gençler yani bu taraflara doğru gidildikçe asitlik ve bazlık artacak Şimdi insan vücudunda her yer nötr pH'a sahiptir, her yer asidiktir demek doğru değil. Vücudumuzda farklı pH'a sahip farklı bölgeler var. Her yerde tepkimelerin çok iyi gerçekleşebilmesi için maksimum verimle gerçekleşebilmesi için ortamın pH değerinin de istenilen değerde, en ideal optimum değerde olması gerekiyor. Mesela birkaç tanesinden bahsedeyim. Bizim kanımız bizim pH'i 7.4'tür. Yani kanımız hafiften baziktir. Kanımızın pH'ının 7.2'ye düşmesi, 7.8'lere çıkması ölümle sonuçlanır gençler. Yani bu pH'taki küçük oynamalar bile bizim için çok önemlidir. Ya da vücudumuzdaki başka bir alan olan midemizi düşünecek olursak, midemiz asidik pH'a sahip, ince bağırsaklarımız ise bazik pH'a sahiptir. Midemizde gerçekleşen tepkimeler için asidik bir ortam gerekiyor. ince bağırsağımızda ise bazik bir ortam gerekiyor. Midenin asidik özelliğini kaybetmesi, pH'ının bazikliğe doğru gitmesi bir hastalık durumudur. Ya da ince bağırsağın bazikliğinin asitliğe doğru gitmesi bir hastalık durumudur diyeyim. Gençler... Yine burada da kandan bahsettik. Hemen hızlıca orayı da söylemiş olayım. İnsan kanının 7.4 yani hafif baza yakın olduğunu söyledim. Kanın pH'inin 7'ye düşmesi, 7.8'lere çıkması tabii ki hayati bir önem arz ediyor. Kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor kan ve diğer vücut sıvılarının da o zaman pH'ının devamlı olarak korunması lazım. Bunun korunabilmesi için de vücudumuzda tampon çözeltiler adını verdiğimiz çözeltiler var. Mide tabii ki asidik bir pH'a e sahiptir dedik. Yaklaşık 1,5-2 civarında. İnce bağırsağımız da 8-9 civarında bir pH'a e sahip. Yani bazik bir ortamdır. Enzimlerin çalışabilmesi için uygun pH'a e sahip ortamın olması da gerekiyor gelelim tuzlara tuzlar asit ve bazların birleşmesi sonucunda meydana gelen moleküllerdir kimya dersinde tabii ki asidik tuzları bazik tuzları öğreneceksiniz ama biyoloji dersinde tabii ki asit baz bu kadar detaylı olarak girmeye gerek yok biz sadece şunu bildik mi işimize yarayacak asitler ve bazlar birleşirse tuzlar meydana gelir ve tepkimeden su açığa çıkar. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Sodyum hidroksit yani NaOH kuvvetli bir bazdır. İkisi bir araya geldiği zaman sofra tuzu dediğimiz tuz meydana gelir ve tepkimeden su açığa çıkar. He, burada size bir tane küçük ipucu. Aslında bugün söylemesem de olur. Bir sonraki dersimizde çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama hafiften kulak dolgunluğumuz olsun diye bir tane not düşmüş olalım. Şimdi bizim vücudumuzda devamlı olarak metabolik tepkimeler gerçekleşiyor. Bu metabolik tepkimeler de yapım tepkimeleri veya yıkım tepkimeleri şeklinde gerçekleşebiliyor. Mesela ben vücudumda küçük küçük şeyleri daha doğrusu küçük yapılı şeyleri bir araya getirerek büyük yapılı maddeler sentezleyebiliyorum ya da büyük yapılı şeyleri parçalayıp daha küçük yapılı maddelere dönüştürebiliyorum. Mesela şuraya baktığın zaman küçük küçük şeyler birleşip büyük bir şey olduysa bu bir yapım reaksiyonudur. Hemen üstüne yazayım. Eğer sen büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük parçalara böldüysen bu da bir yıkım reaksiyonudur. Şöyle bir durum söz konusudur. Biz küçük molekülleri bir araya getirip de büyük bir molekül oluşturduğumuz zaman tepkim eden her zaman su çıkar büyük bir şeyi de kendini oluşturan küçük parçalara ayırıyorsak mutlaka onu suyla tepkimeye sokmamız lazım. Mesela buraya bak hidroklorik asit HCl ile NaOH birleşmiş. İki tane küçük birleşmiş. Bir tane büyük yapmışlar. İki küçükten bir büyük olduğuna göre tepkimeden de mutlaka ne çıkmış? Su oku tersine de çevirebilirdim. O zaman benim tuzu parçalayabilmem için de tepkimeye kiminle sokmam gerekirdi? Suyla sokmam gerekirdi. Ama bu bizim için daha sonra çok fazla derecede lazım olacak bir bilgi diyeyim gençler. Hücre sitoplazmasında ve hücreler arasındaki sıvılarda tuzların belirli bir yoğunlukta bulunması metabolik açıdan önemli. Bizim vücudumuzda hiç unutmayın eşik değer adını verdiğimiz bir kavram var eşik değer ne demek her şeyin olması gerektiği değer anlamına geliyor vücuda çok fazla tuz almayın tuz alıyorsunuz tansiyon hastası oluyorsunuz şöyle böyle deyip diyetisyenler doktorlar televizyona çıkıp konuşuyorlar tabii ki vücuduma fazla miktarda tuz almam vücudum için zararlıdır. Ama aynı zamanda vücuduma tuz almamam da vücudum için zararlıdır. Yani her şeyi olması gereken değerde vücuduma almak zorundayım. Benim metabolik tepkimelerimin gerçekleşebilmesi için kalsiyum tuzlarına, magnezyum tuzlarına, sodyum tuzlarına, potasyum tuzlarına özellikle ihtiyacım var. Eğer bu tuzları vücuduma almazsam içeride işler birbirine girecek demektir. Aşırı derecede almamda içeriği bozacaktır onu unutmayalım. Tuzların fazla miktarda tüketilmesi tabii ki kalp ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Aynı zamanda kan basıncının artmasına da sebep olabiliyor. Gelelim minerallere. Mineraller dediğimiz zaman aslında kimden bahsediyoruz gençler? Kimyacının bugün çok kulaklarını çınlattık. Tekrar çınlatalım. Kimyacının bize periyodik cetvelde öğrettiği... ...sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, iyot gibi maddeler var ya... ...biyolojide biz bunlara mineral madde ismini vereceğiz. İnorganik bileşiklerin hiçbiri canlılar tarafından sentezlenemiyor. O yüzden de mineral maddelerde tabii ki canlılar tarafından sentezlenemez. Tabii ki mineral maddelerle aynı doğadan hazır olarak alacaklar. Bazen işte sodyum tuzları dedik ya sodyum tuzunu aldığın zaman vücuduna sodyum da almış oluyorsun. Yapıya katılabiliyorlar. Düzenleyici rol oynayabiliyorlar. Düzenleyici rol ol, oynamaları da bugün biraz bahsetmiştim. Enzimlerin yapısına katılabilmelerinden kaynaklanıyor. Bazı enzimlerin yapısında mineral maddeler var. Ben bu mineral maddeleri vücuduma almazsam o enzim iş yapamıyor. Tabii ki sindirilemeyecek. Yani sen bir sodyumu parçalayamazsın, floru parçalayamazsın, potasyumu parçalayamazsın. Hücre zarındaki deliklerden de küçük yapılı oldukları için doğrudan geçebilecekler. Hücresel solunumda yaptığım zaman bunlardan ATP elde edemiyorum sadece besinler enerji vericidirler Eşik değer mantığı geçerli. Vücuduma eksik almam da hastalığa yol açar. Fazla almam da hastalığa yol açar. Yani vücuduma yeterli düzeyde mesela çok reklamlarda falan duyduğumuz için söyleyeyim şimdi, kalsiyum alamazsam içeride bir sürü işte bozulma olacak, kemiklerim yumuşayacak, sinir selletimde sıkıntı yaşayacağım, kas kasılması da sıkıntı yaşayacağım. Ama fazla miktarda da kalsiyum alırsam bu sefer böbrek taşı oluşabilecek. Yani eksikliği de sorun fazlalığı da sorun bunların. Gençler her mineralin vücutta kendine özgü de tabii ki bir görevi olacak. Bir mineralin eksikliği başka bir başka bir mineral ile giderilemez. Mesela vücuduma yeterli düzeyde kalsiyum alamadım. Ya sodyum sen git şunun işini yap diyemem. Ya potasyum ne olacak? Git kalsiyumu alamıyorum. Potasyum sen git şu işi yap diyemem. Her mineral kendi görevini yerine getirir diyeyim. Tabii ki belli başlı birkaç tane mineralden de bahsedeceğiz. En meşhur mineralimiz kalsiyum olacak. Kalsiyuma baktığımız zaman kemik ve dişlerin yapısına katılacak. Aynı zamanda sinir ve kans fonksiyonlarında da tabii ki görev yapacak. Biz bazen kanımızın pıhtılaşmasını bazen pıhtılaşmamasını isteriz. Mesela bir yerimiz kesildiği zaman kanımızın pıhtılaşması lazım. Eğer kanımız pıhtılaşmazsa kan kaybından ölebiliriz. Ama damar içerisinde akarken kanında pıhtılaşmaması lazım. O zaman da kalp krizi meydana gelebiliyor. Kalsiyum da kanın pıhtılaşmasına rol oynayan bir mineral madde. Eksikliğinde dediğimiz gibi kemiklerde yumuşama ve eğrilmeler görülebiliyor. Fazlalığında da böbrek taşı oluşumu ve kireçlenme meydana gelebiliyor. Aynı zamanda soru bankalarında çok fazla görürsünüz. Çocuklarda eksik olduğu zaman kalsiyum kemiklerde böyle e, yamuk. Olma, parantez bacaklılık dediğimiz durum söz konusu olabiliyor. Ona da ne ismini veriyoruz? Raşitizm diyoruz. Büyüklerde eksikliğinde ise osteomalazi dediğimiz hastalık meydana gelebiliyor. Soru bankalarınızda görürseniz de bu hastalıkları da bilin. Geleyim demire. Demir dediğimiz zamanda yine bizim kanımıza kırmızı rengini veren al yuvar adını verdiğimiz hücrelerimiz var. Bu hücreler sayesinde kanımız kırmızı renkli, oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan hücreler bu al yuvarlar al yuvarların içerisinde de oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan bir protein var. Bu proteinin adı da hemoglobin proteini. Hemoglobin proteininin yapısında da demir minerali var. Yani ben vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam hemoglobin proteini işlevsel hale gelmiyor. Haliyle al yuvarlarım yeterli oksijen ve karbondioksit taşımıyor. O yüzden de kansızlık, anemi dediğimiz rahatsızlık meydana gelebiliyor. Bulmacalarda da çok çıkar kansızlık anemidir diyeyim. Gençler aynı zamanda şunu unutmayın. Kansızlık rahatsızlığı herkeste 8 litre kan var sende 5 litre kan var anlamına gelmiyor. Kanda bulunan al yuvar sayısının yetersiz olması anlamına geliyor. Bitkilerde klorofil sentezlenmesinde de tabii ki demir minerali önemlidir. Anemi kansızlık en bilindik en fazla sorularda çıkacak olan hastalıktır. Aynı zamanlar aynı zamanda işte tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma da meydana gelebiliyor. Eğer çok fazla da demir alırsak erken yaşlanma ve demir sertliği dediğimiz rahatsızlık meydana gelebiliyor. Gelelim magnezyuma. Magnezyumda insanlarda tabii ki dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunacak. Bitkilerde klorofil dediğimiz o fotosentezin olmazsa olmazı pigmenti vardı ya. Klorofilin yapısında da magnezyum bulunuyor. Dediğim gibi mineral maddeler enzimlerin yardımcı kısmı olabiliyor. Eğer bir mineral madde enzime yardımcı kısmı olduysa biz ona kofaktör almıştır diyoruz. Daha sonraki derslerimizde çok çıkacak. Kulak dolgunluğumuz olsun. Aynı zamanda kas ve sinir sisteminin çalışmasında da magnezyum etkili. Sinir sistemi bozuklukları eksikliğinde meydana gelebiliyor. Eğer fazla alınırsa da böbrek taşı oluşumu veya kireçlenme meydana gelebiliyor. Bakalım fosfora nükleik asitleri öğreneceğiz. Deoksiribonükleik asidi, ribonükleik asidi öğreneceğiz. ATP'yi öğreneceğiz. Bunların yapısında fosfor var. Yani ben vücuduma yeterli düzeyde bu mineral maddeyi alamazsam ATP sentezim bozulur. DNA işlenme mekanizmam bozulur. RNA sentezim bozulur. Aynı zamanda hücre zarımızın yapısında da bu mineral madde var. Kemik ve diş oluşumuna da görev yapıyor. Eksikliğinde kemik ve diş gelişimleri gelişiminde problemler görülür. Fazla alınması da kemiklerde kalsiyumun azalmasına neden olabiliyor. Diğer bir mineral maddemiz ise sodyum dediğimiz, na ile gösterdiğimiz mineral maddedir. Sodyum da asit baz ve su dengesinin ayarlanmasında görevli. Kas kasılması, sinir hücrelerinde uyartıların iletiminde sodyum ve potasyum aslında birlikte görev yapıyorlar. Eğer vücuduma yeterli düzeyde sodyum alamazsam iştahımda azalma, kaslarımda kramp oluşumu söz konusu olabiliyor. E çok alırsam da tabii ki böbreklerde taş oluşumu meydana gelebiliyor aynı zamanda kireçlenme rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Gelelim potasyuma. Sodyum ve potasyum sinirsel iletimde görev yapıyor. Bunu unutmayın. Yine ikisi birlikte asit ve baz su dengesinin ayarlanmasında görevli. Potasyum aynı zamanda kalp ritmini de düzenliyor. Eksikliğinde tabii ki bunda da kas kasılması da sorunlar olacak. Yani kramp meydana gelecek. Eritim oluşmasını düzenlediğine göre kalp ritminde bozukluklar meydana gelecek. Kişide yorgun yorgunluk, halsizlik, sindirim bozuklukları görülebilecek. E fazla alırsak da böbrek ve kalp sorunları, el, ayakta karıncalanma meydana gelebiliyor. Klor ve flordan da bahsedelim. Klorla başlayalım. Mide öz oluşumunda görev alıyor. Asit baz dengesinin sağlanmasında, hücre içinde ve dışında su dengesinin ayarlanmasına rol oynuyor. Eksikliğinde sindirim sorunları tabii ki ortaya çıkıyor. Bakalım flor ne iş yapıyormuş? Flor da diş sağlığının korunması için önemli. Yetersiz alınması diş ve kemik gelişimini aksatırken fazla alınması da dişlerde sararmaya yol açabiliyor. İyot sorularda çok çıkar bizim e, boynumuzda, şöyle suratım olsun, boynum olsun, boynumuzda tiroid bezi dediğimiz bir bezimiz var. Tiroid bezimizden de bir tane hormon salgılanıyor. Bu hormonun yapısına da iyot katılıyor. Eğer biz vücudumuza yeterli düzeyde iyot alamazsak, bu hormonu yeterli miktarda sentezleyemiyoruz. Bu da goiter dediğimiz hastalığın oluşmasına sebep oluyor. Tiroid bezinden salgılanan hangi hormonun yapısına katılacak? Tiroksin hormonunun yapısına katılacak. Eksikliğinde basit guatr hastalığı dediğimiz hastalık meydana gelebiliyor. Az salgılanırsa da büyüme ve zeka geriliği ortaya çıkabiliyor. Çinko ve kükürte de bakalım bazı enzimlerin yapısına çinko katılıyor. Enzimlerin yapısına mineral katılınca ne diyecekmişiz? Kofaktör birkaç kere söyledik zaten. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eksikliğinde tırnakların üstünde şöyle beyaz beyaz lekeler oluşur ya bazılarınızın tırnaklarında vardır. Benimkinde de aslında vardı şimdi görünmüyorlar. Bu beyaz lekeler meydana gelebiliyor. Ciltte akne oluşumu söz konusu olabiliyor. Saç dökülmesi, bağışıklıkta zayıflama çinko eksikliğinde görülebiliyor. Kükürte baktığımız zaman bazı amino asitlerin sentezi için tabii ki gerekli. Eksikliğinde kişide böyle solgunluk görülebiliyor. Fazlalığında da alerjik reaksiyonlar meydana gelebiliyor diyeyim. Gençler buradan da hemen sorularıma geçerek bitiriyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi inorganik bileşikleri örnektir? Tekrar hatırlatmış olayım canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Birincisi inorganik bileşikler dediğimiz bileşiklerimiz vardı. Bir de organik bileşiklerimiz vardı. Su, asit, baz, tuz ve mineraller tabii ki inorganik bileşiklerde karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler, ATP bunlar da organik bileşiklerimizdi. E vitamin, bitkiler ve bakteriler sentezliyor organik, karbonhidratlar organik, hormonlar organik, lipitler yani yağlar da tabii ki organik moleküllerdir. Ama mineral maddelerin inorganik maddeler olduğunu bugün anlattık. Diğer bir sorumuza da geçeyim. İnorganik bileşiklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Ototrof canlılar tarafından sentezlenir. Heterotrof canlılar beslenme yoluyla ototroflardan alır. Bu cümleyi okur okumaz ne dedin? Hadi oradan dedin. Ototrof canlılar tarafından sentezlenir diyor. Ototrof ne demekti? Üretici. Ortak özelliklerde anlatmıştım bunları. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Üretici canlılar tarafından sentezlenir. Tüketici canlılar onlardan alır diyor. Hayır. İnorganik hiçbir canlı sentezleyemiyor. O zaman yanlış dedik. İnsan vücudunda sindirilirler demiş. İnorganik moleküller küçüktür. Hücre zarından doğrudan geçebilecek büyüklüktedir. Yani <laughs> bunlar sindirilemezler. Bu da bizim için yanlış. Hücresel solunumda kullanıldıklarında bol miktarda enerji verirler. Hadi oradan diyorsun. Hücresel solunumda ne kullanıyordun? oksijeni çekiyorsun besinle yakıyorsun buradan karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Sadece besinler enerji verir. Onların da her çeşidi değil. Sadece karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerji elde ediyoruz. Yani inorganik bileşikler enerji vermezler. Tabii ki yapıya katılıyorlar. Onarıcı ve düzenleyici görev üstlenebiliyorlar. Bu doğru. Genellikle yapılarında C, H ve o atomlarını bir arada içermezler. İnorganik bileşikler genellikle karbon ve hidrojen atomunu birlikte içermezler diye söylemiştik en başta inorganikleri anlatırken. Buradan da bir tane yıldızlı soru çıktı karşıma. Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi suyun hangi özelliği sayesinde gerçekleşir? Hani suyun kopmayan bir zincir oluşturması. Aslında tabii ki güçlü bir kuvvetle basarsan o kopmayan zinciri kopartabilirsin ama yavaş çekimde o damla düştüğünde etrafını çarşaf gibi sarıyoruz. Görmesi bazı böceklerin hatta bazı kertenkelelerin suyun üstünde yürüyebilmesini sağlayan şey tabii ki neydi? kohezyon kuvvetiydi. Onu şuraya yazmış olayım. Kohezyon kuvvetinden bahsediyor. İyi bir çözücüdür ama iyi bir çözücü olması suyun üstünde yürünmesinin sebebi değil. Öz ısısının, öz ısısının yüksek olması suların geç ısınıp geç soğumasını yani ani değişimler olmamasını yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Yürümesine sebep değil. Moleküller arasındaki hidrojen bağlarının bulunması. He su moleküllerini birbirine bağlayan hidrojen bağlarının bulunması sanki onu böyle bir birbirine bağlıyordu. Kohezyon kuvvetinin oluşmasını sağlıyordu. Donarken hacminin artması suda yaşayan canlıların suda ölmeden alt kısımda yaşamasını sağlıyor. Buharlaşma ve yoğunlaşma özelliğine sahip olması tabii ki böceklerin suda yürümesinin bir sebebi değil. Hemen diğer soruma da geliyorum. Fasulye tohumları mutfakta kavanozda iken çimlenmiyor. Ama biliyorsunuz ki küçükken yapmışsınızdır. Ee, ıslak pamuk arasında uygun koşullarda yeterli süre beklettiğimizde çimleniyorlar. Yani paketin içerisindeyken kavanozdayken o kuru fasulye çimlenmiyor. Ben onu kuru pamuğa koysam da çimlenmiyor. Ama ıslak pamuğa koyduğum zaman çimlenmeye başlıyor. Demek ki çimlenme için neye ihtiyaç var? suya ihtiyaç var. Aslında ıslak pamuğa değil de böyle suya da bıraksanız bir süre sonra onun böyle yeşillendiğini yani çimlendiğini görürsünüz. Çimlenmesi için suya ihtiyaç var. Çünkü enzimlerin çalışması için suya ihtiyaç var. Çimlenebilmek için metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi gerekli. Metabolik tepkimelerde enzimler olmadan olmuyor. Enzimlerin çalışabilmesi için de ortamda en azından yüzde %15 yüzde %18 oranında suya ihtiyaç var. Bu nedenle kuru fasulye, mercimek, nohut paketin içerisindeyken, kavanozdayken çimlenmiyor ama suya bıraktığımız zaman çimleniyor. Tohumda gözlenen bu durumun nedeni suyun aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Hemen işaretliyoruz ben mantığını anlattım size. Tohumun çimlenebilmesi için enzimlerinin çalışabilmesi lazım. Enzimlerin çalışabilmesi için de ortamda suyun bulunması lazım. Hemen bir tane de model soru çıktı karşımıza. Aşağıda verilen özelliklere göre bileşik çeşitlerini karşılarına yazınız diyor. Sulu çözeltilerine OH yani hidroksil iyonu veren bileşiklere ne ismini veriyorduk? Baz ismini veriyorduk. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyormuş. Anneler vurdu mu kızartır. O zaman bu da kimden bahsediyor? Asitlerden bahsediyor. Tatlarına bakılabilenlerin tadı genellikle acıdır. Asitler ekşi, bazlar acıydı genellikle. O yüzden de bunun baz olduğunu söyleyebiliriz. Asit ve bazların birleşmesiyle bunların nötrleşme tepkimesiyle tabii ki meydana kim geliyordu? Tuzlar. pH değeri pH cetveli dediğimiz bir cetvel vardı. 0 şurası, 7 burası, 14 de burasıydı. 7'den 0'a doğru gidildikçe bu taraf neydi? Asitti. Şu taraf neydi? Bazdı. E baktığım zaman pH değeri 0 ile 7 arasında değişen bileşiklere ne ismini veriyoruz? asit ismini veriyoruz diyeyim gençler. Hemen bir sorum daha varmış. Bitti sandım ama bitmemiş. Yukarıdaki tabloda verilen minerallerden hangi ikisi yer değiştirirse tüm minerallerin görevleri doğru olur diyor. Al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına şimdi biz bildiklerimizi yazalım doğruları. Al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılan bir kere demirdi. De demir kana kırmızı rengini veriyordu. Hatta böyle toprağa bakarsın kızıl bir toprak görürsen o toprakta demir miktarı fazladır. Kas kasılmasında görev alır. Kas kasılmasında da kalsiyumun görev aldığını söylemiştik. Tiroksin hormonunun yapısına tabii ki iyot katılıyordu. Bunu zaten doğru yazmış. Işığı soğuran klorofil pigmentinin yapısında da magnezyumun olduğunu biliyorduk. O zaman kimlerin yer değiştirmesi lazım? Kalsiyumla demirin yer değiştirmesi lazım. Kalsiyumla demirin yer değiştirdiği seçenek de tabii ki A seçeneği oldu diyeyim gençler. Hemen bir tane de yeni nesil sorumuz karşımıza çıktı. Biyoloji öğretmeni derste mineralleri anlatmış ve öğrencilerine aşağıdaki şekli göstererek bu minerallerin eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklara örnek vermelerini istemiş. Hangi mineralleri göstermiş? Demir, magnezyum, kalsiyum, iyot, bir de bize fosfatı göstermiş. Hemen bekliyorum gençler bakıyorum gençler. Söz alan 5 öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Şimdi baktım Zeynep Demir eksikliğinde anemi, kansızlık meydana gelir diyor. Tabii ki doğru. Merve Magnezyum eksikliğinde sinir sisteminde bozukluklar meydana gelir diyor. Evet, magnezyum eksikliğimiz olursa sinir sisteminde bozukluklar meydana gelebilir. Kalsiyum eksikliğinde kemikte yumuşama meydana gelir. Kalsiyum kemiklerin yapısına katılıyordu. Tabii ki yumuşama meydana gelebilir. Emre iyot eksikliğinde klorofil sentezi gerçekleşmez diyor. İyot eksikliğinde klorofil sentezi gerçekleşmez diye bir şey öğrenmedik. İyot tiroksin hormonunun yapısına katılıyordu. Eee guatr dediğimiz hastalığa sebep oluyordu. Fosfor eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde aksaklıklar tabii ki meydana gelebiliyor. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır dediğimiz zaman Emre'nin cevabı yanlış oldu diyeyim. Gençler Konumuzu bitirdiğimize göre konu biterken kısmında aslında öğrendiğimiz her şeyi bir toparlayalım. Burası özetin özeti kısmı. İnorganik bileşikleri öğrendik. İnorganik bileşikler canlılar tarafından tabii ki sentezlenemiyor. Herkes dışarıdan hazır olarak alacak. Bu bizim birinci cümlemizdi. Sonra bunların küçük olduğunu, vücutta sindirilmeyeceklerini söyledik hücre zarından doğrudan geçebiliyorlardı. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak vücudumuzda görev yapacaklardı. Aynı zamanda biz bunları solunum tepkimelerine katıp enerji elde etmek için kullanamazdık. Çünkü bunlar hücresel solunumda enerji vermezdi. Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklere örnekti. Su canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için mutlaka dışarıdan hazır olarak alması gereken organik bileşiklere örnekti. Minerallerin enzimlerin yardımcı kısmı olabildiğini, yardımcı kısmı olduğunda da kofaktör adını aldığını söyledik. Ya enzimlere yardımcı kısım olacaklardı ya da doğrudan yapıya katılacaklardı. Her mineralin görevi de kendine özgüydü. Ee, başka bir mineralle eksiklik giderilemezdi. Asit ve bazılar inorganik maddelerdi ama bizim organik yapılı asit ve bazılarımızda tabii ki bulunuyordu diyeyim gençler. Böylelikle inorganik bileşikleri bitirmiş olayım. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz.